Gençler selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım konu anlatım kampında artık son haftadayız 12. haftadayız 12. haftanın konuları binom açılımı olasılık ve istatistik veri olacak artık bu haftadan sonra yani bu dersten sonra da size bir duyuru eşliğinde bundan sonraki haftalarda Neler geleceğini söyleyeceğim. PDF'lerimizi arkadaşlar toplu biçimde paylaşmaya gayret göstereceğim. Ee, ekstradan tabi bu duyurular AYT kampı ve problemlerle alakalı olacak. Ee, yoğun bir şekilde e, bu PDF'lerden çok daha üst düzey bir PDF hazırlamaya gayret gösteriyorum. Ee, tabi konu anlatımı da yine o şekilde planlı programlı olacak. Ee, haberiniz olsun. Şimdi binom açılımı dersimize başlayalım. Videoya başlamadan önce bu kanala abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi arkadaşlarım binom açılımı dediğimiz şey nedir? Ee, şöyle x artı veya eksi y'nin eminci kuvvetini açabiliriz. Ki daha öncesinde biz bunu çarpanları ayırmada falan hani x artı y'nin karesi biçiminde falan yazdı. Aslında bu da binom açılımı. Bu açılımda sevgili gençler hemen konuya adapte olalım. Eğer burada n yazıyorsa n artı bir tane terim vardır. Örnek veriyorum. x artı y'nin karesini açtığınız zaman x kare artı e, 2xy artı y kare diyorduk değil mi? Bakın burada ne yazıyor? 2. Peki burada kaç tane terim var? 1, 2, 3 tane terim var. Demek ki sevgili gençler burada n yazıyorsa toplam n artı bir tane terimimiz olacak diyebiliriz. Hemen şu telefonun sesini kısayım arkadaşlar. Her bir terimdeki x ve y'nin kuvvetleri toplamı daima n'yi verir demiş. Yani şuradaki sayıyı verir. E kontrol edelim. Bak burası 2 idi. X'in bak ikinci kuvveti. X üzeri 1, y üzeri 1 topla 2. E burası zaten 2. E güzel. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları eşittir demiş. E mesela baştan birinci terim birken kat sayısı. Sondan birinci terim e gene 1. Bir. Baştan ikinci terim 2 iken sonlar ikinci terimin de katsayısı 2'dir. x artı y'nin eninci kuvveti x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan r artı birinci terimde n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r olur ki bu formül binom açılımı sorularının %90'ından fazlasını çözmenize yarayacak olan formüldür. Dolayısıyla tekerleme gibi ister ezberleyin isterseniz duvarınıza bir not alın arkadaşlar ve soru çözdükçe aklınıza e, otursun artık bu Ve asla unutmamaya gayret gösterin Formülümüz bu Şimdi misal 2x artı y'nin 7. kuvveti Bu binom açılımında x'in azalan Kuvvetlerine göre 4. terimin kat sayısı nedir Bakın 4. terim demiş bu, e, Yukarıda ne demiştik Baştan r artı 1. terim demiştik O halde r artı 1 budur R artı 1 4 ise R kaçtır arkadaşlar Tabi ki 3'tür Burada ne dediğimiz şey ne? 7. O halde başlıyorum formülü yazmaya. 7'nin üçlüsü n n'in r'lisi çarpı 2x yani birinci terimin n eksi r'ninci kuvveti yani 7 eksi üçüncü kuvveti çarpı y'nin de burada r'ninci kuvveti yani üçüncü kuvveti diyeceğiz. 7'nin üçlüsünü... 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel biçimde hesaplayabiliriz ki 6 ile 3 faktöriyel birbirine eşit olduğu için bu kısım 35 gelecektir. Çarpı 7 eksi 3 4 yapar. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Çarpı bir de burada x üzeri 4'ümüz var. Ve sevgili gençler bir de y'nin kübü söz konusu. Kat sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bu katsayı 35 çarpı 16'ya eşittir. Bunlar değişken biliyorsunuz. Değişken haricinde kalan sayıların tamamı bizim kat sayılarımızdır. Dolayısıyla 35 çarpı 16 bizim kat sayımızdır deriz. Şıklarda bazen böyle verir. Bazen 35 çarpı 2 üzeri 4 der. Bazen bunun çarpımı verilir şıklarda. Düzgün bir şekilde çarpıp o şıkkı işaretleyeceksin. x eksi 2 y'nin 8. kuvvetinin x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. terimin kat sayısı ne olur? Şimdi biz baştan R artı birinci terimin formülünü biliyoruz. Ama sondan üçüncü terimin formülü, sondan bilmem kaçıncı terimin formülünü bilmiyoruz. Ama bunu anlamanın kolay bir yolu var. Şöyle yapacaksınız. Şunla şunun yerlerini değiştirin. Yani eksi 2'ye artı x deyin arkadaşlar. Üzeri 8. Şimdi sonlar üçüncü terimi soruyordu ya. Ben bunları yer değiştirdiğim için artık bu baştan üçüncü terimin ta kendisi oldu. E güzel. Baştan üçüncü terim soruluyorsa artık bunu değiştirdim. Baştan üçüncü terim soruluyor dedik. Peki. R artı bir 3 ise R kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. E, N de burada 8. O zaman 8'in ikilisiyle başlıyorum. Çarpı. Eksi 2 Y'nin yani birinci terimin. 8 eksi 2 yani 6. kuvveti çarpı. X'in de 2. kuvveti diyebiliriz kat sayısı kaç olur demiş. Cevabı buradan bulacağız. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyeldir. Yani arkadaşlarım 28'dir. Çarpı. Eksi 2'nin 6. kuvveti 64'tür. Çarpı. Y'nin bir de 6. kuvveti var burada gördüğünüz üzere. Bir de çarpı x karemiz var. Cevabımız neymiş o halde? 28 çarpı 64'müş. Ne yaptığımızı tekrar ediyorum. x eksi 2y'nin sonundan 3. terim soruluyordu. Ben bununla bunu yer değiştirdim. Değiştirdikten sonra eksi 2 e artı x'in aslında bu baştan üçüncü terimidir dedim. Ve buna göre çözüm yaptım. Neden bunu yaptık? Çünkü benim elimde baştan r artı birinci terim formülümüz var. Dolayısıyla sondan böyle bir formüle tekrardan girişmemek için böyle bir formül çıkarmamak için bunları yer değiştirdiğimiz zaman dolaylı yoldan bu sondan üçüncü terim baştan üçüncü terim olmuş deriz geçtim sağ tarafa. x 2y'nin 6. kuvveti açılımında ortanca terimi sormuş. Şimdi güzel kardeşim burada 6 yazıyorsa burada kaç tane terim vardır? 1 2 3 4 5 6 7 tane terim olur. Ve bu 7 tane terim varsa tam ortadaki terim aslına bakarsanız baştan ve sondan olmak üzere baştan hem de sondan kaçıncı terim olur? 4. terim olur. 1 2, 3, 4. terim ya da sondan 1, 2, 3, 4. terim olur deriz. Şimdi o zaman ortanca terimi siliyorum. Diyorum ki baştan 4. terim sormuş aslında bana. Baştan 4. terimi sormuş. Peki R artı 1, 4 ise R kaçtır? E 3'tür. N de burada 6. O zaman başlıyoruz. 6'nın üçlüsü çarpı. Birinci terimin yani x'in 6 eksi 3. yani 3. kuvveti çarpı eksi 2 y'nin buradaki yazan 3. kuvveti. Altının üçlüsü 20 yapar. Çarpı x'in kübü çarpı eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Çarpı bir de y'nin kübü var. Şimdi sevgili arkadaşlarım terimi bulunuz demiş. Yazalım eksi 8 kere 20 eksi 160 yapacaktır. Çarpı x küp çarpı y küp benim terimimdir. Ortanca terim budur deriz sevgili arkadaşlar. Kat sayısı sorulmuş olsaydı eğer Eksi 160 diyecektik. Terim sorulduğu için tamamını söylemiş olduk. 2x eksi 3'ün 5. kuvveti açılımında katsayılar toplamı sabit terimden kaç fazladır? Polinomlarda da arkadaşlarım e, aynı şeyleri yapıyorduk. Katsayılar toplamını sabit terimi buluyorduk. Peki burada farklı olan bir şey var mı? Hayır. Çünkü bu ifade zaten bir polinomdur bunu açtığınız zaman. O halde katsayılar toplamı sorulduğu zaman ben x gördüğüm yere 1 yazmakla mükelleftim. Sabit terim sorulduğu zaman da x gördüğümüz yere 0 yazıy yazıyorduk. O halde katsayılar toplamı bulunurken x gördüğümüz yere 1 yazarsak 2 çarpı 1 eksi 3'ün 5. kuvveti bize katsayılar toplamını 2 çarpı 0 eksi 3'ün 5. kuvveti de sevgili gençler bize sabit terimi verir. 2 kere 1 2 3 çıkardım eksi 1'in 5. kuvveti yaptı burası ki eksi 1 gelir katsayılar toplamımız. Burası da eksi 3'ün 5. kuvveti yaptı ki 3'ün 5. kuvveti 243'tü demek ki burası da eksi 243 gelecek. Burası tek kuvvet olduğu için. Bakın ne demişti? Kat sayılar toplamı sabit terimden kaç fazladır? Demek ki eksi 1'den eksi 243 çıkarmamız isteniyor. Eksi 1 eksi eksi 243 derseniz cevabınız 242 gelir. Çünkü eksi eksi artı yapar. 243'ten 1'i çıkarırsanız Cevabı 242 bulacaksınız sevgili gençler. Geçiyorum arkadaşlarım. Bir sonraki soruma ki bu da binomla alakalı son sorumuz. Hocam binomla alakalı tek sayfa yeter mi? Bu kadar örnek çözmek yeter mi? Sizde arkasından bir iki tane test çözüp sınava kadar da denemelerde zaten karşınıza çıkacaktır. Konuyu unutmamanız için test çözün sadece. Yani böyle ağım 10 tane 15 tane test çözmenize gerek yok binomda. Binom şöyle bir konu. Mesela geçen sene sınavlarda çıktı bu sene yanlış hatırlamıyorsam çıktı ama ondan önceki 3 sene falan sormadılar ee, yanlış hatırlamıyorsam bir süre sormuyorlar bir süre soruyorlar zaten bir tane soru çıkıyor o soruda zaten kolay oluyor ve arkadaşlarım mutlaka mı mutlaka dediklerimi yapın dediğimi unutmayın ne dedim bu konudan sonra hemen arkasından bir tane test çözün arkadaşlar ee, ayrıntılı çözmeye çalışın detaylı çözmeye çalışın konuyu unutmamaya çalışın yani dediğim gibi öyle 10 tane 15 tane polinomlarda yaptığınız gibi testler çözmenize lüzum yok. x küp artı 1 bölü x karenin 10. kuvveti ifadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında x üzeri 15'li terim baştan kaçıncı terim olur diye sorulur. Şimdi bunu şöyle diyelim. Baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz ya. Baştan sevgili arkadaşlar r artı birinci terim diyelim. Formülü uygulayalım. Terim x üzeri 15'li terim olsun diyelim. x üzeri 15'li terim olsun diyelim. Peki o zaman burada r'miz nedir? Tabii ki r'dir. N'de 10 olduğuna göre diyoruz ki bakın 10'un r'lisi çarpı birinci terim x küpün 10 eksi r'ninci kuvveti çarpı şu 1 bölü x kareyi tabii ki x üzeri eksi 2 biçiminde yazabilirsiniz. x üzeri eksi 2'nin de Kaçıncı kuvvet olacak? R'ninci kuvveti. Ve bu bir katsayı çarpı x üzeri 15'e eşit olacaktır. Kat sayının ne olduğuyla şu an ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan x üzeri 15'ti. Şimdi bakın şu kat sayının e, getirizidir. x küpün 10 eksi R'ninci kuvveti x üzeri 30 eksi 3R yapar üstleri çarparsanız. Çarpı burası da x üzeri eksi 2R yapar. Ve ben bunları çarptığım takdirde x üzeri 30 eksi 5r ile karşılaşmış olurum. Ve bu karşıdaki x'li terime yani x üzeri 15'e eşit olmak zorundadır. O halde 30 eksi 5r 15'e eşit olur deriz. Yazıyorum. 30 eksi 5r eşittir 15. Demek ki 5r burada 15 olacakmış. Yani r de buradan 3 gelecekmiş. E şimdi şu r 3 ise ben en başında nasıl bir kabul yapmıştım kendimce? Demiştim ki baştan R artı birinci terim X üzeri 15'li terim olsun demiştim. R'yi 3 bulduğuma göre götürüp şurada yerine yazarsanız 3 artı 1'den burası 4 gelir ve artık şu cümleyi kurabiliriz. Baştan dördüncü terim X üzeri 15'li terimdir. Bize neyi sormuştu? Baştan kaçıncı terim X üzeri 15'li terimdir diye sormuştu. Demek ki artık cevabı bulduk. Cevabımız dördüncü terim olacaktı sevgili arkadaşlarım. Bu tarz soruların hepsini de bu şekillerde çözebilirsiniz ve dikkat ettiyseniz bütün sorularda biz şuradaki formülü uyguladık. Dediğim gibi bu formülle soruların %90'ından fazlasını çözebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şimdi videonun sonuna geleceğiz. Çünkü olasılık konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Olasılığın içerisinde de bazen binom kullandırabiliyor bazı sorular ama şimdiye kadar sınavlarda çıkmış sorularda genelde buna rastlamadık. Haberiniz olsun. Dediğim gibi binoma çok da fazla abanmanıza gerek yok. Ama olasılık diyorsanız olasılık hem TYT'de hem de AYT'de karşınıza çıkan bir konu olduğu için dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Sonraki videoda olasılığı işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.